Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza kimle geldim biliyor musunuz? Sadece beni değil, benim yaş grubumda olup iyi kötü kitap okuyan, iyi kötü eline bir şeyler alıp da okuyan benim yaş grubumun birlikte büyüdüğü bir yazar var. Kim o biliyor musunuz? 1902 yılında İstanbul'da doğan Kemalettin Tuğcu. Şimdi Kemalettin Tuğcu'ya geleceğim ama Beni çok derinden etkileyen, kaç yaşındaydım? Ya zannediyorum ilkokul 5'te olmam lazım. İlkokul 5'teydi. Kemalettin Tuğcu'nun Öksüz Dilimli isimli bir kitabını okudum. Ya aradan geçti belki 40 yıl ben halen o kitapta öksüz yani annesi olmayan o çocuğun Oturdukları sofrada annenin kendi öz çocuklarına böyle kalın lop lop dilimleri kesip verip <laughs> o e, öksüz olan çocuğa üvey annenin incecik ama incecik ama incecik o ekmeği veriyor ya o dilimi şöyle o ekmeğe buradan bakınca karşıyı görebiliyorsun. Bir dilim düşünün ki... O dilimi böyle tuttuğunuzda o kadar ince ki karşıyı görebiliyorsunuz. Aradan 40 yıl geçti. Ben o öksüz dilimini unutmadım. O anı unutmadım. Neredeyse her ekmek yediğimde aklıma geldi. Önümde öksüz dilimi yok diye şükrettim. Şimdi Kemalettin Tuğcu <laughs> tartışmalı bir isimdir. Tartışmalı bir isim derken kimseyle oturup da Kemalettin Tuğcu'nun Türk edebiyatındaki, Türk çocuk romanındaki yerini kimseyle tartışmam. Kemalettin Tuğcu bir devdir bu alanda. Ama pedagoglar, psikologlar, eğitmenler Kemalettin Tuğcu okumalı mı, okumamalı mı diye kendi aralarında yıllardır tartışıp dururlar. Ama sadece Harun Çelik değil. Harun Çelik'in yaş grubunda olup da gidin kime sorursanız sorun. Deyin ki ya Kemalettin Tuğcu okudunuz mu? Ya ben onun bir kitabını okumuştum. Oturup çok ağlamıştım. Aradan 40 yıl geçti. Halen aklıma geldikçe şöyle içimde bir yerler sızlar diye söylerler. Kemalettin Tuğcu ile ilgili paylaşım yapacağım deyince birçok edebiyat öğretmeni arkadaşım, birçok kitap dostu arkadaşım hep aynı geri dönüşü yaptılar. Ya ben onun bir kitabını okumuştum. Halen böyle aklıma gelir hüzünlenirim diye. Acıların, hüzünlerin, yokluğun, yoksulluğun hikayesini yazdı. Kim? Kim? Kemalettin Tuğcu. Şimdi Kemalettin Tuğcu'ya bir dönelim. Kemalettin Tuğcu 1902 yılında İstanbul'da doğar. Bir İstanbul beyefendisidir. Gerçek bir İstanbulludur. Babası Binbaşı Ali Galip Bey'dir. Annesi Şazmân Hanım'dır. Güçlü, dirayetli bir babanın yürüme noktasında sorunları olan, fiziksel anlamda problem yaşayan oğlu olarak hayata gelir. Daha sonra kendisini anlatırken Kemalettin Tuğcu annesine çok bağlıdır. Anne sevgisi onda eşsiz benzersizdir. Baba dışarıdadır. Baba yeri geldiğinde cephededir, askeriyededir. <laughs> Ama annesi hep onunla birlikte konaktadır. Ve konaklarında annesi onun hep yanındadır. Annem beni özürlü doğurduğunu düşündüğü için gizli gizli ağlardı bilirdim ki benim için gözyaşı dökerdi diye anlatır annesini. Evet Kemalettin Tuğcu yürüme noktasında problem yaşayan bir insandır. O yüzden okula gitmemiştir. Yani 500 tane roman yazan adam okula gitmemiştir. Eğitim almamıştır. Okuma yazmayı kendisi, annesi, babasının yardımıyla öğrenmiştir. Daha sonra kendi başına ana dili seviyesinde Fransızca öğrenmiştir. Keman çalmayı annesinden öğrenmiştir. Kendini yetiştirir. <laughs> Ama Kemalettin Tuğcu oturduğu köşkün konağın penceresinden bakar hayata. Zaten kendi hayatını anlatırken der ya ne okula gidebildim, ne sınıflarda, ne okul bahçelerinde koşabildim, ne de ben de insanlar gibi efendime söyleyeyim ne işe gidebildim ne işten gelebildim ne normal bir hale kurabildim. Ben hayata der Kemalettin Turcu hep o konağın penceresinden baktım. İşte o konağın penceresinden baktığı hayatta gördüklerini anlatır. Ve der ki ya benim büyük yazar olmak gibi bir iddiam yok. Benim çok ünlü olmak gibi bir iddiam yok. Hiçbir zaman yazdıklarımdan para kazanmayı da düşünmedim. Ben yaşayabilmek için, hayata tutunabilmek için, var olabilmek için ekmek gibi, su gibi, hava gibi yazmadan yaşayamayan bir insandım. Ben kendimi büyük bir romancı, çocuk romancısı olarak da tanımlamıyorum. Ben diyor kendimi yazmadan duramayan, yazmaya aşkla, tutkuyla bağlı bir insan olarak tanımlıyorum. Der Kemalettin Tuğcu şimdi ve yazar. Neyi mi yazar? Kemalettin Tuğcu Yetim Ali'yi yazar. Siz yetim bir çocuğun hayat uğrunda yaşam yaşamak için, hayata tutunabilmek için verdiği mücadeleyi okursunuz. Yetim Ali ile beraber duygulanırsınız. Siz çocuk ve ihtiyarı okur, büyüklere saygıyı öğrenirsiniz. Siz küçük erkeği okur bir çocuğun erkek oluşunu, ailesine yardımını, hayata tutunuşunu, sosyal yaşam içerisinde verdiği mücadeleyi öğrenirsiniz. Köyden gelen kızdır Kemalettin Tuğcu'nun kahramanları. Köyden gelen bir kızın şehirde hayata tutunma mücadelesi, arkadaşlarının onu küçük görmesi, onunla alay etmesi ama onun hiç yılmadan mücadeleye devam etmesini Görürsünüz Kemalettin Tuğcu'da, <laughs> Kemalettin Tuğcu'da bir sokak çocuğu olursunuz, sokaklara çıkarsınız, karda, kışta, yağmurda elleriniz donar ama evde bekleyen annenize, kız kardeşinize, hasta babanızda, hasta dedenize veya... Siz evde bekleyen aç kediye kadar sokak sokak çocuğu olur mücadele edersiniz. Karda, kışta kıyamette canım annem dersiniz. Canım annem dersiniz. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar annelerine çok düşkündürler. Çünkü annesiz olmanın ne demek olduğunu Kemalettin Tuğcu'nun o çocuk romanlarında okur öğrenirler. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar geceleyin annelerine sarılır anlamsız bir şekilde hiçbir sebep yoktur. Kemalettin Tuğcu'nun canım annemini okumuştur. Gider annesine sarılır. İyi ki annem var der. Annesinin var olduğunu fark eder. Ya kendine istediği telefonu almadığı için annesine saldıran sosyal medyada annesine hakaretler eden hatırlayın o paylaşımları. Ama Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar için anneleri çok kıymetlidir. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar gece yatmadan önce canım kardeşim derler. Kız kardeşlerine savrılırlar, abilerine savrılırlar. Ailesi çok kıymetlidir. Ailenin kıymetini bilirler. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar başının üstündeki damı kıymetli bilirler bir eve sahip olmayı çok kıymetli bir şey olarak bilirler. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar bir sofranın kıymetini bilirler. Oradaki ekmeğin kıymetini bilirler. Bir tas çorbanın kıymetini bilirler. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar çiçekli amcalara, çiçekçi amcalara saygı gösterirler. Tezgahtar amcalara saygı gösterirler. Bakkal amcalara saygı gösterirler. Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar eskici babaların yardımcısıdır. Eskiciyi küçümsemez. Onunla birlikte olur, yanında olur, ona destek verir, ona yardım ederler. <laughs> Kemalettin Tuğcu okuyan çocuklar gecekondudaki kızı bilirler, gecekondu yaşamını bilirler, gecekondudaki ailelerin hayatla ilgili mücadelelerini bilirler. Çünkü Kemalettin Tuğcu bir dönem yazarıdır. Kemalettin Tuğcu 60'lı, 70'li, 80'li ta 90'lı yıllara kadar olan gençliğini, çocukluğunu bu dönemde geçiren insanların vazgeçilmezidir. Onlar Kemalettin Tuğcu okumuşlardır. Niye? Çünkü Kemalettin Tuğcu'nun eserlerini verdiği özellikle 1955 ve 60'dan sonra çocuk romanları yazdığı o asıl büyük ana verimli dönemde Türkiye'de köylerden şehirlere göç vardır. Hem köy yaşamını anlatır Kemalettin Tuğcu hem de köyden şehire gelenlerin yaşamını anlatır. İstanbul'un İstanbul bir cazibe merkezidir. Sadece köyden şehire değil Anadolu'nun dört bir tarafından insanlar İstanbul'a gelmiştir. Gece kondulaşma oluşmuştur. İstanbul'un gece kondularını, oradaki yaşamı, Oradaki gecekondu kızını, gecekondu'daki çocukları, gecekondu ailelerini anlatır. Kemalettin Tuğcu aslında Kemalettin Tuğcu bir dönem yazarıdır. Türkiye'nin bir döneminin sosyal yapısını, ekonomik yapısını, kültürel çatışmalarını, aile ilişkilerini, sokaktaki çocukları, sokaktaki köpekleri, sokaktaki kedileri, sokaktaki çingene kızı sokakta yaşamak zorunda bırakılmış Canlı cansız her şeyi anlatır Kemalettin Tuğcu. Ha bugünümüzün çocuklarına yani telefonun markasını zamanında bir üst sürüme bir üst modele geçiremediğinde kendini dünyanın en mutsuz, en yalnız, en çaresiz, en acı çeken çocuğu zanneden günümüz dünyasının çocuklarına Kemalettin Tuğcu hitap eder mi? Açıkçası ben de bilmiyorum eşimle bir konuyu konuştuk. Eşim psikolog olduğu için kendisine bu olayın psikolojik boyutunu sordum ve ikimiz şöyle bir noktada geldik, anlaştık. Ben Kemalettin Tuğcu'yu size anlatacağım. Ben Kemalettin Tuğcu'yu size tanıtacağım. Ben çocuklarınızı Kemalettin Tuğcu'dan haberdar edeceğim. Olumlu ve olumsuz eleştirileri söyleyeceğim. Sonrasında siz kendiniz tavsiye, siz kendiniz karar verin. Kemalettin Tuğcu dedim ya size. <laughs> sokak köpeği. Yahu Kemalettin Tuğcu'nun sokak köpeğini okumuş bir adam. Konya'da o köpeğin kafasına kürekle vurmaz. Arkadaşlar sosyal medya YouTube denen bir yer var değil mi? Görüyoruz biz oralarda. Kedilere, köpeklere yapılan işkenceleri hayvana canlıya eziyet ettiğinden mutlu olan çocukları paylaştıkları videoları dehşet içerisinde izliyoruz. Ha siz çocuklarımız Kemalettin Tuğcu okuduğunda çok üzülüyorlar. Ah çocuklarımız gözyaşı dökmesinler. Yahu hayatta hüzün var, acı var, gözyaşı var. Gözyaşı ruhu temizler. Gözyaşı insanı arındırır. Gözyaşı hüzünlenmek, Tabii ki patolojik noktada demiyorum ama yeri geldiğinde kendi dışında bir canlı için de acı duyabilmek öyle demiyor muydu? Acı çekiyorsan insansın ama başkalarının acısını hissedebiliyorsan özür dilerim acı çekiyorsan sen bir canlısın. Ama başkalarının acısını da hissedebiliyorsan sen bir insansın demiyor muydu? Onun gibi Kemalettin Tuğcu okuyan insanlar Sokak çocuğu için bile yeri geldi sokak köpeği için de gözyaşı dökerler. Benden sonrakiler, benden sonra ne olursa olsun demez Kemalettin Tuğcu'nun karakterleri. Sadece kendisi için yaşayan, sadece kendi zevki, kendi menfaati, kendi istekleri, kendi arzuları olan bir nesil gümbür gümbür geliyor. Ha işte benden sonrakiler, benim dışımdakiler de kıymetlidir. Kemalettin Tuğcu'nun karakterleri için sizi alır bazen maceralara götürür. Bir macera adasına çıkartır. Robinson Crusoe gibi hissedersiniz kendinizi. Veya e, William Golding'in Sineklerin Tanrısı romanından çok daha geride değildir çocuklar adası. Adını değiştiren çocuk olursunuz Kemalettin Tuğcu'da. Kemalettin Tuğcu'nun arkadaşlar 210 tane eserini... Böyle sizin için tek 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 ayaklarım. 400 tane eseri basılmış. 210 tanesini halen bulabilirsiniz. Ben onları sizin için bir liste haline getirdim. 210 tanesini tek 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 buradan okuyacak değilim. Ama bu videonun altında bulabileceksiniz. Şimdi eşim diyor ki bir psikologla bir çocuk psikiyatristini diyor dinledim. Çocuk psikiyatristi diyor, diyor ki ben diyor 5 yıldır artık çocuklara iyiler kazanır, mücadele et, diren, iyilik önemlidir, iyilik şöyledir, iyilik böyledir demeyi bıraktım. Çünkü diyor yeni dönem çocuklarında iyiler kazanır diye bir şey yok. Yeni dönem çocukları o bilgisayar oyunlarından izledikleri videolara, insanlardan siyasilerden, hayatın kendi gerçeğinden duydukları, gördükleri ve şahit oldukları şeyde çocuklar artık diyorlar ki, iyiler değil, güçlüler kazanır, iyiler değil, acımasızlar kazanır, iyiler değil, zalimler kazanır. O yüzden kaybetmek istemiyorsan yeni tabiriyle loser olmak istemiyorsan acımasız olacaksın. Güçlü olacaksın. Zalim olacaksın. Merhamet etmeyeceksin. Merhamet edersen merhamet edilmezsin. Ki aslında bizim inancımızın temelinde siz merhamet edin Allah da size merhamet etsin diye bir düstur var. Ama değişti bu. Onu diyor bir çocuk psikiyatristi. Çocuklar artık iyilerin kazanacağına inanmıyor. O yüzden bu noktada yaptığım hiçbir telkin çocuklara fayda vermediği için artık terapilerde bu söylemi 5 yıldır kullanmayı bıraktım diyor bir çocuk psikiyatristi. Ha siz şunu diyebilirsiniz. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarını okuyan çocuklar gözyaşı döküyor. Evet doğrudur. Kemalettin Tuğcu biraz melankoli yapar. Biraz sizi hüzün okyanusuna davet eder, evet sizi biraz hüzünlendirir. Kemalettin Tuğcu okuduğunda çocuklarınız gözyaşı dökerler, evet doğrudur. Ama Kemalettin Tuğcu da hani böyle kurban psikolojisi, çaresiz ne yapalım annem yok, babam yok, kimsem yok, ben böyle çaresiz kaldım. Hayır öyle değildir, Kemalettin Tuğcu'nun karakterleri mücadele ederler. Fakir bir çocuktur ama eğitim için mücadele eder ve başarılı olur. Gece konduda yaşayan bir kızdır ama ailesi için verdiği mücadeleyi kazanır. Hulasa Kemalettin Tuğcu kendisi diyor. Diyor ki ben yüzlerce roman yazdım. Yüzlerce çocuk karakteri yarattım. Ama benim hiçbir kitabımda hiçbir çocuk asla ölmez öldürülmez. Hiçbir çocuk karakteri öldürmedim. Kemalettin Tuğcu'nun karakterleri mücadele ederler. İyilik için mücadele ederler. Bir sokak köpeği için mücadele ederler. Ailesi için mücadele ederler. Kardeşleri için mücadele ederler. Mahallesi için mücadele ederler. Ve mücadeleyi hep kazanırlar. Ama o mücadele esnasında zorluklar olur mu? Tabii ki olur. Acı çeker mi? Tabii ki çeker. Yok mu acı? Yok mu acı hayatımızda? <laughs> evet ben biliyorum. Ya biz bir kuşak Kemalettin Tuğcu ile büyüdük. Samsun'da çok böyle Samsun'un büyük bir sahafında böyle hayatını kitaplar içinde geçirmiş bir bize bir sahafa dedim ki abi Kemalettin Tuğcu'yu tanıtmayı düşünüyorum deyince bana şunu söyledi. Ya bugün bu kadar merhametliysek ve bazen de merhametimizden doyavayı kaybediyorsak bu Kemalettin Tuğcu'dandır dedi. İçimizdeki merhameti oraya yerleştiren en güçlü kalemlerden biri Kemalettin Tuğcu'dur ifadesini kullandı ki ben de ona katılıyorum. Yani bugün yani içimizde bir merhamet, bir sevgi, bir acıma duygusu, ailemize bağlılık varsa Kemalettin Tuğcu'nun da bu çorbada sadece tuzu değil tadı var. Her şeyi var. Ha bu çağın kitap, bu çağın gençleri Kemalettin Tuğcu okur mu? Şimdiki çocuklar sınırlandırılmak istemiyorlar, kural istemiyorlar okul istemiyorlar, formal eğitim istemiyorlar. Tablet istiyorlar, telefon istiyorlar. Ya teknolojinin ilerleyişini tabii ki durduramayız. Çocuklara telefon ve tablet yasaklayın öyle bir şey söylemiyorum. Ama hayatın tablet ve telefon dışında da bir gerçeği olduğunu Kemalettin Tuğcu anlatır ve öğretir. Evet. Aldığım notlara bakayım. Evet, biz Kemalettin Tuğcu ile büyüdük. Kuvvetle muhtemel bu videomu yani çocuklardan daha fazla çocukluğunda Kemalettin Tuğcu okuyanlar izleyecek. Ve belki de birçoğunuzu alıp çocukluk yıllarınıza getirecek. Şimdi günümüzün kahramanlarına bakın abi. Hem sosyal medya kahramanlarına bakın. Yani televizyonlardaki kahramanlara bakın. İşte o bilgisayar oyunlarındaki kahramanlara bakın. Kan dönüken acımasız, merhametsiz, güçlü. Haşa yarı tanrı tipler. Ama Kemalettin Tuğcu'nun kahramanı bir öğretmendir. İdealist bir öğretmendir. Çocuklarına ekmek geçin, getirmek için mücadele eden bir babadır. Kemalettin Tuğcu'nun kahramanı kardeşlerini koruyan bir ağabeydir. Kemalettin Tuğcu'nun kahramanları annedir, babadır, çocuktur amcadır, yaşlı bir ihtiyardır veya kötülere karşı sokak çocuklarını koruyan bir köpektir. Ama hep iyilerdir. Hep iyilerdir. O yüzden tercih sizin. Kemalettin Tuğcu'nun romanları yokluk görmüş bir neslin hikayesini anlatır. O yokluğun içerisinden gelen nesil onu çok iyi anlar. Günümüzün çocuklarına ne kadar hitap eder bir daha söylüyorum. Bilmiyorum. Hulasa şimdi derleyelim toparlayalım. Evet Kemalettin Tuğcu'nun romanlarında acı vardır, gözyaşı vardır, hüzün vardır. Ama bu kurban psikolojisiyle hayata boyun eğen bir acı değildir. Kemalettin Tuğcu'nun kahramanları mücadele eder ve sonunda hep iyilik kazanır arkadaşlar. Eminim ki sizler de Kemalettin Tuğcu okudunuz ve sizlerin de anıları var. Kemalettin Tuğcu ile ilgili anılarınızı veya anekdotlarınızı, sizde bıraktığı izi anlatırsanız sevinirim. Evet, bir İstanbul beyefendisi yaşadı. Çocuktu. Sokaklara çıkıp oynayamadı. Babasının büyük bir kütüphanesi vardı. O kütüphanenin içerisinde o kitapları okuyarak hayal dünyasını zenginleştirdi. Sonra pencereden hayata baktı ve Kemalettin Tuğcu bizim çocuklarımız için yazdı. Son bir anekdot. Edebiyat öğretmenlerinin hepimizin hayatında derin izleri vardır. 6A sınıfı, Samsun 50. Lisesi 6A sınıfı öğrencisiydim. 6A bittiğinde hocalarımız demişti ki edebiyat öğretmenimiz okuduğunuz kitaplardan okulun kütüphanesini hediye etmek istemez misiniz? Ben Kemalettin Tuğcu'nun tam çok iyi hatırlıyorum. Hani sembolik de bir rakam. Tam 40 tane Kemalettin Tuğcu romanını okumuştum. Üstünde Harun Çelik 6A 50. Lisesi yazan edebiyat öğretmenimizin aracılığıyla okulumuzun kütüphanesini hediye etmiştim. Bu da unutamadığım bir anımdır diyorum. 1996 yılında aramızdan ayrılan 90 yani 1990 yılına kadar Türkiye'de belki de en çok okunan isim olan ama hatırasına biz neye gerekli saygıyı gösterdik ya? Hangi hatıraya? Hangi hatırayı aziz bildik? İsimlerini yaşattık. Bir Kemalettin Tuğcu geldi ya. Maalesef 1996 yılında hayata gözlerini yumduğunda işte birkaç tane yakını, üç beş tane de vefalı okuru, birkaç tane de edebiyat öğretmeni öyle garip gittik onu İstanbul'da gömdük. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, anılmayı, hakkında konuşulmayı ve hayırla yad edilmeyi hak eden merhamet timsali, timsali bir isimdi Kemalettin Tuğcu diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, kitapla kalın arkadaşlar.